Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 25 Ağustos 2024 Pazar. Bugün Taha oğlumla 21. Viyana'ya gittik Filaristorf'a. Taha oğlumun okulunu gösterdim buna bugün. Ben daha önceden gitmiştim buraya, yani anlıyor musunuz arkadaşlar? Okulun yerini gösterdim ve eve geldik. Şu anda bir YouTube videosu çekeceğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, sevgili dostlar. Öncelikle sizlerden ricam, videolarımı izleyin, beğenin, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Sizden ricam bu. Konumuz, cennette 8 kapı vardır. Bunu bir önceki videoda işledik ve bunu söyledik. İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Cennetlerin 8 tane kapısı vardır. Bu kapılar altındandır. Yani cennetin kapılarının altından olduğunu söyleyeyim. Ve ceferlerle süslüdür. Her kapının üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. Bu kapıların birincisi nebilerin, resullerin, şehitlerin ve cömertlerin gireceği kapıdır. Bak, cömertler de bu kapıdan girecekmiş. İkinci kapı, namaz kılanların kapısıdır. Üçüncü kapı, mallarının zekatını verip temize çıkaranların gireceği kapıdır. Dördüncü kapı ise iyiliği emredip kötülüğe engel olan kimselerin gireceği kapıdır. Bunu da hocalardan, imamlardan bahsediyor şu anda. Beşinci kapı, nefsini kötü yolda, şehvete kaptırmayanların gireceği kapıdır sevgili dostlar. Altıncı kapı, hacca gidenlerin ve umre yapanların gireceği kapıdır. Yedinci kapı, mücahitlerin gireceği kapıdır. Evet. Sekizinci kapı, gözlerini haram olan şeylere kapatanların, iyilikte bulunanların, anne babaya iyilikle muamele edenlerin, akraba ziyaretinde bulunanların gireceği kapıdır sevgili dostlar. Cennetler diyor 8 tanedir. 8 tane cennet olduğu söyleniyor sevgili dostlar. Birinci cennet Darül Celal'dir. Burası beyaz incidendir. İkinci cennet Darül Selam'dır. Burası kırmızı yakuttandır. Üçüncü cennet Cennetül Mevadır. Burası yeşil zebecettendir. Dördüncü cennet Cennetül Hulk'tur. Burası sarı mercandandır. Beşinci cennet Cennetün Naim'dir. Burası beyaz gümüştendir. Altıncı cennet Darül Karar'dır. Burası kırmızı altındandır. Yedinci cennet Cennetül Firdevs'tir. Buranın bir kerbici gümüşten, bir kerbici altındandır. Bir kerbici yakuttan, bir kerbici zebercettendir. Harcı ise misktendir sevgili dostlar. Sekizinci cennet Cennetül Adn'dır. Burası beyaz incidendir ve bütün cennetlerin üstündedir. Bu cennetin altından
iki kapısı vardır. İki kapının arasındaki mesafe yerlerle gök arası kadardır. Bu cennetin bir kerbici gümüşten, bir kerbici altındandır. Toprağı amberden, harcı ise misktendir sevgili canlar. Bu cennette ırmaklar vardır ve diğer cennetlere akarlar. Bu ırmakların taşları icidendir. Suyu kardan soğuk, baldan daha tatlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kevser ırmağı buradadır. Burada ayrıca bir ırmak vardır ki Kafur'dandır. Bir ırmak daha vardır, o da Teslim'dendir. Bir ırmak daha vardır ki ağzı mühürlü saf cennet şarabıdır. Bir ırmak vardır ki süt, bir ırmak da vardır ki baldır. Cennetin ağaçları ve köşkleri. Sevgili din kardeşlerim, Ka'b radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennetin ağaçlarını sordum. Buyurdu ki, cennet ağaçlarının dalları kurumaz, yaprakları düşmez, rutubetlileri gitmez. Cennet ağaçlarının en büyüğü Tuğba ağacıdır. Onun kökü inciden, ortası kırmızı yakuttan, üst taraf altındandır. Altından, dalları zebercetten, yaprakları sündüz ipeklidendir. Bu ağacın üzerinde 70 bin dal vardır. Onun en yüksek dalı Arş-ı Âlâ'nın sütununa değer, en alt dalı ise dünya semasına iner, diyor arkadaşlar. Cennette hiçbir köşk ve kubbe yoktur ki bu dalların biri gelip de orayı gölgelemesin. Canların çektiği her çeşit meyve onda vardır. Burada anlatılan Dekaikul Ahbar adlı eserden alınmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Adın cenneti Allahu Zülcelal adın cennetini yarattıktan sonra Cebrail aleyhisselamı çağırarak git bak kullarım için, sevdiklerim için ne yarattın buyurdu. Cebrail aleyhisselam gidip cenneti dolaştı. Köşklerin birinden bir cariye göründü. Cebrail aleyhisselama gülümsedi. Onun gülümsemesi de ile Adin cenneti aydınlandı. Cebrail aleyhisselam bu aydınlığı Allah-u Zülcelal'in izzet nuru zannederek hemen secdeye kapandı. Cariye, ey Allah'ın emini kaldır başını dedi. Cebrail aleyhisselam başını kaldırdı ve kimin için yaratıldın diye sordu. Cariye dedi ki Allah-u Zülcelal'in rızasını kendi nefsani arzularını tercih edenler için yaratıldım. Cennetin ırmakları haberlerde geçmektedir ki Sırat Köprüsü'nün arka tarafında bir alan vardır. Burada çok güzel ağaçlar vardır. Her ağacın altında da cennetten gelen iki ırmak vardır. Bunların biri sağdan, biri soldan akar. Müminler Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra bu ırmakların birinden içerler ve kendilerinde bulunan kin, hiyanet, pislik, kan, idrar gibi dünyaya ait olan artıklar gider, içleri ve dışları tertemiz olur. Daha sonra diğer ırmağa gelirler ve orada yıkanırlar. Yüzleri mehtaplı gecedeki ay gibi olur, vücutları yumuşar, ipek gibi olur, tenleri mis gibi kokar. Buradan cennete giderler. Cennetten huriler çıkar ve bunlara sarılırlar. Her huri kızı kendi eşini alır, evine götürür. Her evde 70 taht vardır. Her tahtın üzerinde 70 yatak vardır. Her yatağın üzerinde 70 çeşit elbise giymiş olan bir huri kızı vardır. Bu giysiler o kadar ince ve güzeldir ki
altından huri kızının bacakları, bacaklarının içindeki ilikleri gözükür sevgili dostlar. Bu huriler bakiredirler ve eşleri ile münasebette bulunduktan sonra yıkandıkları zaman tekrar bakire olurlar. Cennetin köşkleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesinde bazı melekler gördüm. Bunlar bir kerbici gümüşten, bir kerbici altından köşkler yapıyorlardı. Bir ara köşkü yapmayı bıraktılar. Niçin köşkü yapmayı bıraktınız diye sordum. Dediler ki, nafakamız bitti. Sizin nafakanız, paranız nedir diye sordum. Dediler ki, bizim nafakamız Allah'ın zikridir. Bu köşkün sahibi Allah'ı zikrediyordu. O zikri bırakınca biz de köşkü yapmayı bıraktık dedi. Mahşer günü müminlerin önünü nur aydınlatacak ve binitler olacak. Ruhların tenlere girip Allah-u Zülcelal'in huzuruna çıkmaları için sura üflendiği zaman herkes kabrinin üzerinde dikili olarak duracaktır. Daha sonra herkesin ameli gelip kendisine haydi kalk mahşere yürü diyecektir. Ameli iyi olan kimselerin ameli bir şekil alacak. Kiminin ameli bir katır, kiminin ameli bir eşek, kiminin ameli de bir koç olacak. Üzerinden bindikleri amelleri bazen onları taşıyacak, bazen de düşürecek. Onların birbirinin önünde parlak bir nur olacak. Ama bu nurlar farklı farklı olacak. Kandil, yıldız, ay, güneş nasıl birbirinden farklı ise bu kişilerin nurlarının ışığı da dünyadaki amelleri kadar olacaktır. Bu nur sadece saf taraflarında bulunur. Sol taraf ise sağ taraflarında bulunur. Sol taraf ise zulmettir, karanlıktır. Bu karanlığa ise kafirler ve şüpheciler düşeceklerdir. Mümin olan kul kendisine verdiği nurdan dolayı Allah-u Zülcelal'e hamd eder. O zulmette kaybolur. Kıyamet gününde insanların bir kısmı ayaklarıyla koşarak gider, bir kısmı ise parmaklarının ucundaki nurla yürümeye çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramlar, ya Resulullah, insanlar mahşer alanına nasıl gidecekler diye sordular. Buyurdu ki, bazen bir deveye iki kişi biner, bazen de bir deveye beş kişi biner. Bazen de bir deveye 10 kişi biner, bu şekilde mahşer alanına gelirler. Bu hal insanların amelde ortak olmaları sebebiyledir. Allah-u Zülcelal onların amellerine uygun bir deve yaratır, o deveye biner ve mahşer alanına gelirler. Nasıl dünyada bir cemaat bir otobüsü ortak olarak kiraladığı zaman hepsinin o otobüste bir hakkı olur ve hepsi binerse amelde ortak olan kimseler de kıyamet gününde bir deveye binerler ve mahşer alanına giderler. Öyleyse insan şimdi biraz derin olarak düşünüp kıyamet gününde ortak olarak bir deveye binmek yerine tek başına bir deveye binebileceği şekilde salih ameller yapmak için gayret göstermelidir. Haberlerde şöyle geçmiştir. İsrail oğulları zamanında bir adama babasından çok büyük bir mal miras olarak kaldı. Adam bu malla bahçe satın alıp yoksullara dağıttı ve dedi ki, işte Allah-u Zülcelal'ın katındaki bineğim de budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam hakkında buyurdu ki, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sanki onu bineği üzerinde görüyor gibiyim. Bineği kendisine eğerli, gemli olarak getirildi. O da bunun üzerine binip mahşer meydanına gitti. Sevgili dostlar,
Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmemeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.